TRT 24 YouTube kanalındasınız. Doktor Reşit Aylamaz'ın yazdığı Üç Çocuk, Efendimiz ve Ahmet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Azıcık kapağını aralayıp memleket gündemine baktığınızda içiniz burkuluyor. Kaldıramıyorsunuz olup biteni. Kendi kendinize bu biz miyiz yoksa insanlık öldü de haberimiz mi yok deyip hayıflanıyorsunuz. Çukurlukta sınır yok çünkü. Her gün ayrı bir rekor geliyor. Zalim zulmünde çakır keyif, mazlum ve mağdurun iniltisini duyan bile yok. Bu dayanılmaz ağırlık karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına yansıyan üç çocuktan bahsedeceğim sizlere bugün. İlki Ebu Umeyr, Ensar'ın ileri gelenlerinden Ebu Talha Hazretleri ile Ümmü Süleym'in oğlu. 10 yılını Allah Resulüne hizmete tahsis etmiş Enes İbni Mali'nin de ana bir kardeşi radiyallahu anhüm. Bu vefalı aileyi zaman zaman ziyaret eden, zaman zaman da aile fertlerini arkasına alarak burada namaz kıldıran Habibi Kibriya Hazretleri henüz 3 yaşındaki bu çocuğu da yakın takibine almış. Yetişkin bir adam muamelesi göstermiş ve ilgilenmiş onunla. Serçegillerden küçük bir kuşu varmış, gönlü büyük Ebu Umeyr'in. Nugayr adını vermiş ona ve çok severmiş Nugayr'ini. Bunu gören Allah Resulü de, ''Ey Ebu Umeyr, senin Nugayr ne yapıyor?'' diye zaman zaman sorarmış hatrını. Dikkat edin, 3 yaşındaki bir çocuğa yetişkinler gibi bir künyeyle hitap ediyor Fahri Alem. Ciddiye alıyor, muhatap oluyor. Kuşunun olduğunu, isminin de Nugayr olduğunu biliyor ve bu kuşunun hatrını soruyor ona. Ziyaretlerine geldiği günlerden birisinde Ebu Umeyr'i mahzun gören alemlerin sultanı, ''Ey Ümmü Süleym, nesi var Ebu Umeyr'in?'' diye annesine sormuş sebebini. ''Nugayr öldü ya Resulallah'' cevabını alınca hemen yanına gitmiş ve bir taraftan başını sıvazlarken şefkatle sormuş. ''Ey Ebu Umeyr, ne oldu senin Nugayr'a, ne yapıyor şimdi?'' Kendini şefkat güneşinin kollarına bırakırken, ''Öldü, Nugayr öldü.'' demiş, burnunu çekip gözyaşlarını silerek. Ve kuşunun ölümüne üzülen Ebu Umeyr'i teselli ve teskin etmiş Allah Resulü, tıpkı yetişkinlere yaptığı gibi bir ciddiyetle. Ancak Ebu Umeyr de kanatlanıp uçmuş, babası Ebu Talha'nın uzakta olduğu bir gün. Anne Ümmü Süleym'in teslimiyeti müthiş. Almış onu, yıkayıp kefenlemiş ve koymuş odanın birisine. Etrafına da Ebu Umeyr'in ölümünü benden başkası haber vermesin babasına diye de tembih etmiş. Ortalığı da kendisini de toplamış. Akşam olunca kocası Ebu Talha gelmiş ve Ebu Umeyr'i sormuş. Olduğundan daha sakin cevabını vermiş ona. Bir odada cansız bedeniyle ebediyete uçup giden Ebu Umeyr dururken hiçbir şey olmamışçasına diğer odada yemek yenmiş, kendi doğallığı içinde bir aile hayatı yaşamışlar. Sonra Ebu Talha demiş, ''Sana birisi bir emanet bıraksa ve daha sonra da bu emanetini geri istese, onu saklamak, vermemek olur mu?'' Beklediği gibi, ''Tabii ki olmaz, emaneti sahibine vermek gerek.'' deyince, ''Karşılığını Allah'tan bekleyerek sabret.'' demiş Ebu Talha'ya. ''Çocuk için son vazifenizi yapın.'' Tabii olarak bu durumdan hoşnut olmamış Ebu Talha Hazretleri ve Ümmü Süleym'in yaptıklarını sabah namazından sonra Resulullah'a taşımış. ''Allah Celle Celaluhu gecenizi ikiniz hakkında da mübarek kılsın.'' diye dua etmiş Allah Resulü. Ve o gecenin bereketi olarak Ebu Umeyr'e bedel Allah Celle Celaluhu Abdullah adını verdikleri bir çocuk lütfetmiş onlara. İkinci çocuk Beşir. Daha doğrusu babası Akrebe el-Cüheni ile birlikte ziyaretine gittiklerinde Bahirken onu Beşir diye değiştirmiş Allah Resulü. Dilinde tutukluk varmış Beşir'in ve dua edip nefes etmiş Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başını sıvazlayarak, beklediği gibi tutukluluktan eser kalmamış o günden sonra. Aynı zamanda gelecek yıllarda saçları beyazlayacak Hazreti Beşir'in radiyallahu anh. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinin değdiği yer zümrüt siyah halinde hiç değişmeden olduğu gibi kalacak. Gel gör ki babası Akrebe Uhud'da şehit düşmüş Beşir'in. Bayram namazını kıldırmak için evinden çıkmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklar oyun oynuyorlar. Ancak bir kenara çömelmiş, ağlaşan bir çocuk dikkatini çekmiş ve yanına gitmiş. Şefkatle yaklaşmış ve ağlamasının arkadaşları şen şakrak oynarken bayram günü üzüntüsünün sebebini sormuş.
Önce dönüp mübarek yüzüne bakmadığı için tanımamış Allah Resulünü Beşir. Beni kendi halime bırak ey adam demiş ve ilave etmiş. Benim babam Resulullah'la birlikte katıldığı savaşlardan birisinde şehit düştü. Ardından annem de başka birisiyle evlendi. Üvey babam evimize de mal ve mülkümüze de el koydu. Bana bir şey bırakmadı. İşte ben de gördüğün hallere düştüm. Açım, üstüme başıma giyecek bir elbisem de yok. Zillet içindeyim ve daha bir nice derdim var. Bayram günü gelip de çocukları oynarken görünce üzüntü ve kederim katlandı. Ağlamamın sebebi budur. Beşir'i dinleyen Allah Resulü ona dönmüş ve istemez misin demiş. Bundan böyle seni himaye eden baban ben olayım. Ayşe de annen. Dahası Fatıma ablan olsun. Ali de amcan. Hasan ve Hüseyin de senin kardeşlerin olsun. Kendisiyle konuşanın Resulullah olduğunu yeni fark eden çocuk, mahcubiyet ve heyecanla ona dönmüş ve ''Nasıl razı olmam ya Resulallah, tabii ki isterim.'' demiş. Bunun üzerine Efendimiz, başını sıvazlayıp elinden tuttuğu çocukla birlikte hane-i saadetlerine gitmiş, çocuğun karnını doyurmuş ve ona bayramlık elbiseler giydirmiş. Görüldüğü gibi bir çocuğun gönlünü almak, sıkıntısını giderip derdini paylaşabilmek, namazın da bayramlaşmanın da önüne geçmiş. Cemaatinin beklemesine rağmen nebevi tercih, kırık gönlü tamir etme istikametinde olmuş o gün. Bir müddet sonra yüzünde neşeyle dışarı çıkan Beşir, oyun oynayan diğer çocukların arasına dalmış ve o da onlarla beraber oynamaya başlamış. Çocuklar da şaşırmış bu duruma. Az önce aralarında çaresizce oturup ağlayan çocuktan eser kalmamış zira. Taaccüplerini gizleyemeyip sormuşlar. ''Sana ne oldu? Az önce aramızda oturup da ağlayan çocuk sen değil miydin? Seni bu kadar değiştiren, yüzüne tebessüm getirip şen şakrak oynatan da nedir?'' Göğsünü gere gere anlatmaya başlamış Beşir. ''Doğru, hem aç hem de açıktım. Ama artık karnım doyduğu gibi giyecek elbisem de var.'' Hem az öncesine kadar da babam yoktu. Bundan böyle benim babam Resulullah. Annem de Ayşe. Fatıma gibi bir ablam, Ali gibi de bir amcam var. Üstelik Hasan ve Hüseyin de artık benim kardeşlerim oldu. Bu hal, bu değişim ve en üstten sahiplenme karşısında hayranlıkla ona bakan arkadaşları keşke demişler. Bizim babalarımız da Resulullah'la birlikte katıldıkları savaşlardan birisinde şehit olsaydı. Üçüncü çocuk, Abdülkuddüs, Yahudi bir ailenin ferdi. Doğal olarak kendi tercihi de bu istikamette. Ancak Resulullah'a aşık bir çocuk. Neredeyse peşinden ayrılmıyor. Mescid-i Nebevi'ye gelip gidiyor. Hane-i Saadet'in kapısını aşındırıp Allah Resulüne hizmet ediyor. Hadim-i Nebi Enes'in arkadaşı. Zaten hadiseyi de o anlatıyor. Sinesinde herkesin yer bulduğu Fahri Alemin kapısı sonuna kadar açık. Ne Abdülkuddüs'ün ailesi yadırgıyor bu durumu ne de ashab-ı kiram. Demek ki inançları farklı da olsa insan olarak ilişkiler çok doğal. Hastalanıyor bir gün Abdülkuddüs. Şiddetli mi şiddetli? O da ne? Ağrılarını bütünüyle unutturacak bir gelişme oluyor evlerinde. Çalan kapıyı açtıklarında Resulullah duruyor ardında. Yanına aldığı bir kısım ashabıyla. Bir iki gün etrafında göremeyince sorup öğrenmiş durumunu ve Yahudi çocuğu evinde ziyarete gelmiş Allah Resulü. Başucunda oturmuş ve uzun uzadıya dua etmiş ona. Konuşmuşlar bir müddet. Sorular sormuş Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri gelmiş, baba cevaplamış, zaman olmuş Abdülkuddüs devreye girmiş cevaplamak için. Ve bu gidiş hem Abdülkuddüs hem de ailesi için çok şey değiştirmiş. Evlerini açtıkları gibi gönüllerini de açmışlar. Zemini bu kadar müsait gören Habibullah, dünya ile ukbanın arasındaki incecik çizginin öbür tarafına geçmek üzere olan Abdülkuddüs'ü İslam'a davet etmiş. Bu sıcak davet karşısında önce babasının yüzüne, gözlerinin içine bakmış Abdülkuddüs. Ebedi kurtuluşa yürürken onun da gönlünü almak için. Dedik ya, aile de gönlünü açmış, güven telkin etmiş Şah-ı Resul. Oğlu Abdülkuddüs'ü şefkatle süzen Yahudi baba, itaat et demiş, gönlünden gelerek. Ebul Kasım'ın dediğine, evet de oğlum. Kelime-i Tevhid'i söylemiş Abdülkuddüs ve teslim etmiş ruhunu, son anda binmesi gereken gemiye adım atarak.
Çıkarken ona İslam'ı bahşetmek suretiyle cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyen Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönmüş ve arkadaşınıza son vazifenizi yapın buyurmuş. Savrulmanın boyutunu görebilmek için şimdi bir memlekete bir de memleketin peygamberine bakın. Dünyayı parmaklıklar ardından ibaret zanneden yüzlerce çocuk avluda annesiyle volta atıyor, diz üstü sürünerek. Meriç mezar oldu onlarcasına. Anasından babasından hatta ikisinden de koparılan kim bilir kaç çocuğun feryadı yükseliyor semalara. Bazılarının babalarını, bazılarının da annelerini hapislerde çürüttü, hatta öldürdü. Kendilerini Resulullah'ın halifesi zanneden tiranlar. İlacını vermediler hasta olanların. Başka ülkelere gitmesine de izin vermedi, pasaportuna el koydular Ahmetlerin. Anasının babasının intikamını alıyor sabilerden. Mezarı başında bir başına çırpınan anneyi bile kuşatmış, yaklaştırmıyorlar kimseyi. Dünyanın duyduğu zulmü bir türlü duymadı kör, sağır ve dilsizler. Ne diyeyim, siz o peygambere ümmet olma kuruntusunu bir kenara bırakın, yeri geldiğinde Allah'tan korkarım diyebilen şeytanın bile lanet ettiği yerdesiniz, diyor Reşit Haylamaz, TR724'deki köşesinde.